Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur versin inşallah. Hem de bugün şu şekilde bir kocaman bir motifle çanta yapacağız. Ben şimdi hepsinin ayarlamasını yaptım. Zemin kısmının, beraber zemin kısmını tekrar anlatacağım. Sonra üzerini toparlamasını anlatacağım. 2,5 numara tığım var elimde. Şöyle de neva altın ilmekle anlatımını yapacağım. Bu ipler makrome ipine benziyor. Kalın, tam çantalık bir ip. İstediğinizde kullanabilirsiniz. Ben şimdi sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkayla devam edeceğiz. 3 trab, 3 zincir. 2. Başına doluyorum. 2 2 çıkıyorum. Başına doluyorum. 2 2 çıkıyorum. 2 4 5 6 7 ve 8. Sekiz tane yeterli de trabza. Şuraya karşıya zincirime sabitliyorum. O açılıyor sonra kendi. Şöyle kaydırma tekniğiyle sabitledim. 2-3 zincir çektim. Dibine battım. Yanındakine trabzanıma 2 tane batıyorum. 2. Bir zincir çekiyorum. Tekrar içerisine yuva oluşturuyorum, burada köşesini. Tekrar yanındakine bir tane battım ve bir tane daha batıyorum. Yanındakine bir tane battım ve bir tane daha batıyorum. Burada da ikinci köşemi oluşturuyorum. Bir zincir. Şuraya iki trabzan içine tekrar batıyorum. İki tane daha battım. Dört tane oldu aynı yuvada. Tekrar yanındakine iki tane batıyorum sadece. Yanındakine iki tane batıyorum. Ve burada tekrar köşe oluşturacağız. Bir zincir. Tekrar aynı yuvanın içerisine tekrar batıyorum. Bir tane daha batıyorum. Yanındakine bir tane battım. Şimdi köşeleri sayarım. 1, 2, 3 oldu. Burada 1, 2, 3 trabzan. Burada 1, 2, 3 trabzan. Şöyle buraya 2 tane bir alt trabzan olması için burada 8 de yapsam bir tane fazla geliyor. 9 da yapsam bir tane fazla geliyor. Kapattım ve karşıya şu şekilde geçiş yaptım. 1, 2, burada dörtlü yapmış, pardon. Altılı olacak aralar, onun için fazla gelmiş. Bak şöyle, 2, 4, 6, 2, 4, 6, bir köşe, iki köşe, üç köşe, bir köşe, iki köşe, üç köşe bu. Şimdi bir tane daha yapıyoruz köşesine. Bir yanındaki iki tane batıyorum. Dört oldu. Yanındakine bir tane daha batıyorum. Fazla gelmedi. Pardon, ben eksik yapmışım. 2 4 6 bir zincir, tekrar içerisine bir trabzan, yani iki trabzan, yanına bir trabzan zincirimin. Bakın şuradan sayarım. 3. 3 de burada 6. Hemen zincirime sabitliyorum. Şimdi zemin kısmının köşeleri oluştu. Şimdi tam belli olacak. 1, 2, 3 zincir. Dibine batıyorum. Zincirimin dibine. Yanından ve 4 tane trabzanım oldu burada. Bir zincirimin içerisine 2 tane batıyorum. Bir zincir, burada tekrar köşeler oluşturuyoruz. Şu köşe kısımda. Tekrar içerisine arttırma işlemi yapıyoruz. Şimdi şuradaki ilk
trabzanın tepesine batmayı unutmayın. Yoksa sayılarda eksiltme olur. Şimdi aralarını sayacağım. Kaç tane oldu? 6'ydı. Bakın bu köşeye de 2 tane batıyorum. Bir zincir, tekrar içerisine bir tane daha. Ve bir tane daha. Yani 2, 4, 6, 8, 10 oldu burada. Bakın gösterdiğim gibi şu trabzanımı tekrar batarak devam ediyorum. Her bir şeyde köşede 4 tane artırma yapmış oluyoruz. Yanına yani bir zincirin içerisine batıyorum. Bir trabzan yaptım ve 2 trabzan. Bir zincir. Tekrar aynı numaranın içerisine artırmamı yapıyorum. Yanındaki trabzanımdan tekrar artırmamı yapıyorum. Yani şey normal var olan trabzanımı yapıyorum şimdi. Devam ediyorum. Bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bakın zincirin içerisinde 9 battım ve 10'uncuyu da battım. Bir zincir motif yani bildiğimiz kare motif yapıyoruz. Şimdi yanına bir trabzan, 2 trabzan, diğerleri artık tek. Bu sefer sadece yuvada artırma yapıyoruz şu yuvalarda. Diğerleri hepsi tek olacak. 2, 4, 6, 8, 10. Zincirimiz burada bir tane fazla. Hemen buraya batıyorum. 1, 2, 3. Zincirimiz buradan fazla olmaması için buraya dengeleyeceğiz. Buraya zincirimin dibine şimdi batmıyorum. Karşıya batıyorum. Zincirimden sayılarım aynı olacak. Tekrar devam ediyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. sıraya geldim. Tekrar arttırıyorum. 1 arttırdım. 2 arttırdım. 1 zincir. Tekrar içerisine. Tekrar içerisine. Şimdi yanındaki trabzanı. Bu yanındaki trabzanı unutmayın. Sayılarda eksiltme yapmayın. Dengeli düşmez. Şimdi burada 10 tane de 14 tane olacak artık. Sayılarımız her sırada 4 sıra atıyor. 4 trabzan atıyor. Bakın başına doluyorum. 2-2 çıkıyorum. İkili trabzan. Aynı numaranın içerisine tekrar battım ve köşe artırmasını yaptım. Bir zincir. Tekrar aynı yuvanın içerisine. Aynı yuvanın içerisine arttırmamı yaptım köşelerde. Bu sefer devam ediyorum. Hepsi sayıları eşit olacak. Ben bunu 30 sadece bir tarafta 30 trabzan olana kadar arttırmamı yaptım hanımlar. Aynı bu şekilde devam ettim. Sadece yuvalarda 2'şer tane arttırarak bir zincirle. Şimdi buraya geldim. Tekrar anlatacağım. Artık zeminini kurduk. Siz istediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz onu. Daha büyük çanta istiyorsanız 30 değil 35 yapın zemin kısmını. Artık zemini yaptıktan sonra sabitleniyor. Bir daha arttırma yapmıyoruz. Bakın geldim köşe başına. 2 trabzan aynı yuvayı yaptım. Bir zincir. Tekrar aynı yuvaya. 2 trabzan. Bütün sayılarımız eşit olacak. Unutmayın hanımlar. Eksik
fazla olmayacak. Bütün sıradaki sayılarımız eşit olacak. Her bir sırada zaten ikişer tane arttırıyoruz. Onun için eşit olur. 6 ile başlıyoruz. 6, 10, 14. Bu şekilde gidecek anılar. Şimdi ben ilk zemini ben size tekrar sayacağım trabzanlarını. 30 trabzana kadar arttırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tam 30 trabzan yaptım. Ben çok fazla büyük istemedim. Büyük isterseniz 34, 38'e kadar arttırabilirsiniz. Şimdi buradan diyelim ki modelimizi arttırıyoruz tekrar. Arttırmaya devam yani. Modeli arttırıyoruz. Şimdi 30 trabzandan sonra veya 38, 40 trabzandan sonra bu tekrar zemin dip kısmını unutmuyoruz. Şimdi tam ben ortaya geleceğim. 15 trabzan öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi bunu 4 parçayken 8 parça ayırıyoruz artık. Şimdi 15 trabzanımı ördüm. 8 parça ayırmamız için. Bak 1, 2, 3, 4, 5'inciye tekrar trabzan batıyorum bakın. Burada artık hem burada arttıracağız, burada kapatacağız. Yani keseceğiz. Burada arttırdıklarımız burada kapatacağız. Yıldız şeklinde olacak. Bakın ikinci trabzanım 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, buraya geldiğinde 13 olacak trabzanımız arttırmadan önce. Arttırdıklarımız 15 yapacak. 14 ve 15. Şimdi bir zincir tekrar aynı yuvanın içerisinde 2 trabzan. Dediğim gibi buradaki trabzanı unutmayın. Sayılarda eksiltme yapmayın. Biraz batması zor oluyor. Biraz çekin kenara. Şimdi orta kısma kadar 15 tane yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ve 15. Şimdi 15'i buraya, şuraya, karşıya sabitliyorum. Burada sık iğneyle geçiş yaptım buraya. Buraya başlangıç ve bitiş yerimiz olduğu için mecburen sık iğneyle geçiş yapacağız ya da kaydırma tekniğiyle geçiş yapacağız. Buraya bu şekilde sabitliyoruz bakın. Şimdi göstereceğim ben size ilk başını nasıl yaptım. İlk başta tekrar bakın. 2 ilmeğimi, 2 trabzanımı kaydırdım. Burada çünkü 2 burada bırakacağız, 2 de burada bırakacağız trabzanlarımızı. Sonra 1, 2, 3 zincir çektim. Yanındakine devam ettim. 13 tane trabzan yapıyorum burada. Arttırmadan önce. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç. Tam 13 geliyor. Tekrar buraya size sonra bir daha göstereceğim. Burada kafa karışıklığı yaşamayın.
13 tane trabzanımı örüyorum zincirimle beraber. Bir daha sayacağım şimdi size. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 oldu. Tam 13 tane sayıma ulaştım. Sayılarımız hiç eksilmeyecek artık bundan sonrası. 15 burada, 15 burada devam edecek. 8 parçaya böldük çünkü. Şimdi 2 tane arttırıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisinden arttırıyorum. Şimdi buraya kadar 15 tane trabzanımı örüyorum. Buradan zaten 2 arttırdıktan sonra 13 tane örüyoruz. 15 tane sayımı yaptım. Bakın bu da arttırmayla beraber 15 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sayımıza ulaştık. Başına doladım. Bakın burada 2 trabzanım kaldı. 2 trabzan da burada bırakıyorum. 1, 2, 3'üncüye batıyorum. Bakın bu şekilde bir toplama işlemi yaptık. Şurayı biraz şöyle çakma başına dolayayım. Şuraya en sonları şöyle üçünü bir kapatayım ki burada kocaman bir delik oluşmasın şurada. İkinciyi yapıyorum ve 15 sayısına tekrar ulaşacağım. 13 tane burada arada trabzanım olacak. Hepsi bu kadar anla. Bunun boyutunu bu şekilde büyüteceğim ben. İstediğim uzunluğa gelene kadar. Siz isterseniz daha uzun çanta yapabilirsiniz. Normal boyutlarda da yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Buradan arttıracağız. Oradan kasacağız. Şimdi burada arttırmamı yaptım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir zincir. Şimdi ben 15 sayısına ulaşacağım. Tekrar size göstereceğim. 15 sayısına ulaştım. Bakın. Buraya şu şekilde yapacağım. Bir çakma trabzan aldım. Hemen ikincisinden tekrar çakma trabzan alıyorum. Hepsini bir kapatıyorum burada ki burada bir kocaman delik oluşmasın diye devam ediyorum artık birinci trabzanımdan. Şu biraz şuralar biraz büyük geldi gözüme. Onun için birer bırakacağım, birer keseceğim. Yani tamamen 4 sayımızı kesmiş oluyoruz. 13 tane trabzanımı örüyorum. Şunu saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Ve artırmamı yapıyorum. 2 tane. 1 zincir. Tekrar aynı şekilde şuraya kadar geleceğim. Tekrar göstereceğim hanımlar. Zaten 2 yuvamız kaldı. Şeye kadar, başladığımız yere kadar. Şimdi tekrar bu başladığımız noktaya geldim. Sıra başına yani. Buradan çakma trabzan olarak aldım. Bir de buradan alıyorum. Hepsini bir şöyle kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Ve bir tane daha kaydırıyorum. Ve hepsini bir şekilde bir zemin oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 zincirimle 13'e devam ediyoruz. Hep sayılarımız aynı olacak. Ha olur ya insanın hali burada bir tane arttırmış olursunuz. Bir dahakine mesela burada bir tane arttırdıysanız sayıyı tamamlamak için 3 arttırın burada. Veya fazla arttırırsanız tek arttırın. Ona göre sayınızı arttırmalarda tamamlayın. Bu insanlık hali sayımızı atlayabiliriz yani. Bazen videolarda bile yapıyoruz biz onu. Videoda anlatırken çok fazla olmuyor ama normalde örürken ben de sayıları karıştırabiliyorum.
Onun için hep aktarma yerlerinde sayılarınızı ayarlayın. Sayılarınız dengeli olmazsa çantanız da dengeli olmaz diye düşünüyorum. 15 tane trabzanımı yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bu şekilde artık devam ediyorum ben onunla. Gösterdiğim gibi. Ben istediğim boyuta geldiğinde en son saplarıyla beraber bitişini de göstereceğim. Ben bunu şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yuva yaptım. 8 yuva üzerine devam edeceğim. İstediğim büyüklüğe kadar, istersem 15 yuvaya kadar devam edeceğim. İstersem 10 yuvada bitireceğim. Çantamın büyüklüğünü kendim ayarlayacağım. Siz de kendi çantanızın uzunluğunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi 15 trabzan sabitleyerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 trabzanımı örüyorum. Bir tanesini çakma trabzan olarak bir tane geçiyorum. Bir tane bırakıyorum ve bir atlıyorum, ikinciye geçiyorum. Hepsini bir kapattım. Tekrar buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani bu ördüğümüz trabzanlarımız 15'li olarak sabit kalacak. Bir zincir, tekrar iki trabzan kenarına. Aynı yuvaya 4 tane trabzan atıyorum. Şimdi buraya kadar göstereceğim. Ben çantamın sapını da göstereceğim size, nasıl sap yapmak isterseniz diye, size fikir olsun diye. İstediğiniz şekilde hazır saplardan da kullanabilirsiniz, askılardan veya kendiniz de yapabilirsiniz. Kendiniz yapabileceğiniz şekilde pratik bir çanta sapı da göstereceğim. Ondan sonra videomu bitireceğim. Şimdi 15 trabzan tekrar burada sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Trabzanı sabitledim. Bir tanesini çakma aldım. Şimdi karşıya trabzanımı kaydırma tekniğiyle birleştirdim. 3 zincir çekip bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. Burada sabit sayısını önemseyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 olacak. O zaman bir trabzan değil, iki trabzan atlayacağız. İkinciye batıyorum. Yani burada iki trabzan atlamış oldum. Bir tanesini kesiyoruz zaten. Bu şekilde çantanızın boyutunu hazırlayın. Ben çantamın boyutunu hazırladığımda saplarını takacağım ve işi bitireceğim. Bakın şu şekilde ben sap hazırladım. Bir tane, bir parça. Şunlara dikme yapıyorsunuz. Ya iç kısımda şu şekilde sabitleyeceğiz. Ya da dış kısımda. Hangi taraftan isterseniz. Ben dikme şeyini şu an ip olarak bıraktım. Bakın. Şuradan ben hemen size göstermek amaçlı sabitleyeyim. Sonra iyice sabitleme yapacağım. Çünkü daha işim bitmedi. Size göstermek amaçlı sabitliyorum bunu. Bu şekilde sabitleyin. İç kısımdan veya dış kısımdan çantanın saplarını buraya sabitleyeceğiz. Bakın birini buraya, birini de karşısına
bakın bu şekilde. Bir tanesini de şu şekilde karşılıklı yapacağız. Yani dört tane şey olacak. Dörtlü gibi görünecek. İki sapla işimiz bitmiş olacak. Şimdi ben şöyle büyük bir tığımla, 5 numara tığımla ipimi iki kat yaptım. Buraya zincir çekeceğim artık. 100 tane zincir üzerine çakma trabzan yapacağım. Yüz zincir üzerine yüzde onu yaptım, yüzde bunu yaptım. Yapacağım. Şimdi ben size videoda kısa anlatmak ama işte yüze kadar gitmeyeyim. Şurada 2-3 tane göstereyim. Şimdi tığımı değiştirerek 4 numara tığıma geçiyorum. Başına bakalım. Çakma trabzan mı yaptım? Sık iğneyle dolduruyorum. Bakın bu şekilde. Bütün hepsini sık iğne doldurdum. Ya da çakma trabzan yapabilirsiniz. Başına dolayıp bir kere de çıkabilirsiniz. Daha kalın istiyorsanız. 100 zincirlerin üzerine bu şekilde doldurun. Şimdi daha kalın istiyorsanız hemen karşı tarafa geçiş yapacağız. Bir tane daha batıyorum buraya. Aynı yuvanın içerisinde iki tane battım. Şimdi karşıya geçiş yapıyorum. Bakın buraya. Karşılıklı bütün hepsine sık iğne batacağım. Sapını bu şekilde ayarlayın ve dikin çantanıza. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. 100, 110, 120, 80, 90 istediğiniz gibi yapın. Bu şekilde bitirdiğinizde çantanızı bunu dikin. Gördüğünüz gibi hepsi bu kadar anında. Gerçekten çantam çok güzel olacak bittiğinde. Ben gene de bitirdiğimde şey yapacağım. Ekran fotosu atacağım şeye YouTube'da. Instagram'a da fotoğraf olarak atacağım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Safişinler Emekleri. Instagram, Facebook hesabım. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. İstediğiniz modeller varsa atın. Yardımcı olurum. Elimden geldiğince. Yardımcı olmaya çalışıyorum. İpim varsa, müsaitsem yardımcı oluyorum. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın. Bakın zemin kısmı da bu şekilde.